Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz asit bazlar. Asit bazlarda pH ve pH kavramı, e, suyun otoiyonizasyonu ve ayrıca Bronsted-Lowry teorileri bir sonraki föyde e, devam edeceğiz. Yani birkaç föy asit baz konusuyla alakalıdır. Asit baz konusunu biz lise 2'de işledik. E, bu sefer daha farklı, yani birazcık daha üzerine ilave ederek, biraz da hesaplamalar yaparak bu konumuzu ilerletmeye devam edeceğiz. Suyun otoyonizasyonu yani su, gördüğünüz gibi denklemin içerisinde su yine su içerisinde çözünüyor. Su, suyun içerisinde çözünürken burada ne gerçekleşiyor? Suyun içerisindeki bir hidrojen diğer su molekülüne geçmektedir. Yani bu durumda hidronyum olarak adlandırdığımız madde ortaya çıkar ve bir hidrojen kaybetmiş olan OH yani hidroksit iyonu meydana gelmektedir. Bu olay bu olay endotermik bir olaydır. Yani sıcaklık arttıkça buradaki hidronyum ve OH iyonlarının artışı söz konusudur. Yani hidronyum iyonu e, moleküler yapıda da burada görüyoruz. Üç tane hidrojen, burada sadece bir tane hidrojen kalmaktadır. Yani su kendi kendine iyonlarına ayrışmaktadır. Kendi kendine bu işlem gerçekleştiği için suyun oto iyonizasyonu veya otoprotoliz adını almaktadır. Şimdi madem ki böyle bir çözülme söz konusudur, yani suda suda çözülmeler söz konusudur, burada da aynı şekilde bir Kc ifadesi yazmak mümkündür. Çünkü dikkat ettirseniz yine tersinir, tersinir bir e, olay gerçekleşmiştir. Yani denge oluşmuştur. 25 santigrat derecede yapılan bu işlemde denge sabiti KC e, 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak hesaplanmıştır. Ve bu KC su ile ilgili olduğu için K su olarak ifade edilmiştir. Yani suyun yoğunlaşma sabiti K su şeklinde gösterilir ve 25 santigrat derecede oda koşullarında bunun değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Yani 14 sorusu ne aklınıza getirir? Daha önce lise 2'de öğrendiğiniz gibi pH değerleri 0 ve 14 arasında değerler almaktaydı. Yani bu 14 rakamı orada aklınızda kalabilir. Zaten bütün bu pH'lar buradaki yazdığımız K suyla alakalı olacaktır. Yine yazıyoruz denklemimizi. Su, suyun içerisinde hidrojen, hidronyum iyonları veya o ve o OH iyonlarını ayrışırken bunu daha basit bir şekilde yazabiliriz. Yani hidronyum yerine hidrojen katyonları ve O, OH anyonları yazılabilir. K su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bunlardan x, x molar oluşmuştur. Buradan x'e hesap etmemiz gerekirken 10 üzeri eksi 7 molarlık hidrojen katyonu ve o OH yonu derişimi bulunur. Bu durumda bu durumda saf su için oda koşullarında hidrojen yonu derişimi o, OH o derişimine eşittir. ...ve bu 10 üzeri eksi 7 demektir. Sıcaklık arttıkça daha fazla yoğunlaşma söz konusudur. Daha fazla yoğunlaşma söz konusudur. Yani sıcaklık artışıyla... ...biliyoruz ki K ifadeleri değişmektedir. K su için bu değerleri dikkat edersek... ...0 santigrat dereceden 50 santigrat derecede, dereceye doğru giderken... E, ...ufak tefek artışlar söz konusudur. Aynı zamanda e, K su... 25 santigrat derecede 1 olarak almıştık. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 almıştık. Yani çok çok küçük bir rakamdır. Yani bu yonlaşma çok çok küçüktür. Suyun elektrik akımını iletip iletmemesi konusuna baktığımız zaman madem ki suyun içerisinde oluşmuş hidrojen katyonları ve OH eksi anyonları varsa demek ki ufak da olsa bir elektrik iletkenliği Söz konusudur. Fakat içerisindeki bu hidrojen ve aşiyonlar o kadar küçük ki, yani bizim e, alklıya bildiğimiz bir şekilde bir elektrik iletkenliği yoktur. O yüzden e, su, saf su, elektrik akımını iletir mi sorusuna cevabımız, elektrik akımı iletmez. Ama bu ifadeye baktığımızda çok milimindarcık bir elektrik iletkenliği olduğunu görmekteyiz. Grafik, karşımızda çizilmiş bir grafik var. Bu grafiği yorumlayalım. Derişim, hidrojen için derişim 10 üzeri eksi 7 olduğu durumda görüyoruz ki bu derişim OH için de aynı olacaktır. Yani 25 santigrat derecede bu derişimler birbirine eşittir. Hidrolimyonun derişimi 10 üzeri eksi 2 olduğu durumda o aşıyonun derişimi 10 üzeri eksi 12'dir. Yani bunların ikisinin çarpımı yine 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 vermektedir. Hidrojen yonu derişimi 10 üzeri eksi 12 olduğu durumlarda yine çarpım 10 üzeri eksi 14 olacağı için o bu sefer değeri 10 üzeri eksi 2'dir. Sıcaklığı arttırdığımız durumda bu derişim daha fazla olacağını belirtmiştik. Hidrojen ve OH aşyonun derişimi birbirine eşit olduğu durumlarda biliyoruz ki bu çözeltilere verdiğimiz isim nötr çözeltidir. Eğer hidrojen yonu derişimi daha fazlaysa OH iyonu derişiminde bu çözelti asit çözeltisidir ve son durumda OH iyonu derişimi daha büyük olduğu durumlarda çözeltimiz bazik özellik gösterir. Bu durumda şu noktada hidrojen yonu derişimi daha fazla olduğu için asidik bir çözeltiden bahsediyoruz. İki derişim birbirine eşit olduğu durumda nötr bir çözeltiden bahsediyoruz ve o aşyonun derişimi daha fazla olduğu durumlarda ise bazik bir ortamdan söz etmiş olacağız. Yani asit çözeltilerinde hidrojen katyonu o aşiyonundan daha büyüktür. Yani derişim olarak hidrojen katyonları 10 üzeri eksi 7 molardan daha büyüktür. Daha büyük olması şu 10 üzeri eksi 7'nin küçülmesi anlamına gelmektedir. O aşı yolu derişimi de 10 üzeri eksi 7'den büyük olması gerekir. Bazı çözeltileri için bunu tam ters olduğunu göreceğiz, görüyoruz. Denklemi yazdığımızda, bir daha yazalım denklemi. Su, su içerisinde Bunlar saf, saf. Oluşan olay neydi? Hidronyum yonu oluşuyordu. Ayrıca OH eksi oluşuyordu. Burada suya baktığımız zaman su bir proton. Yani şuradaki su olabilir veya buradaki fark etmez. Buradaki e, e, su bir hidrojen verdiği zaman hidronyum yonunu oluşturmaktadır. Aynı zamanda da diğer su. Bu hidrojeni aldığı için farklı davranmak, farklı bir şekilde davranmaktadır. Proton veren madde asit olarak davranırken diğer madde baz olarak davranmaktadır. Yani protonu alan bazdır. Yani bu durumda buradaki su için hem asit hem baz gibi davrandığını söyleyebiliriz. Asit ve baz olarak davranabilen maddelere de verdiğimiz isim amfoterdir. Evet tekrar biraz önceki bahsettiğimiz yani e, suyun çözünürlüğü o kadar düşüktür ki yani 10 milyonda bir tane sadece su molekülü yoğunlaştığı anlamına gelecektir. pH ve pOH kavramı. Şimdi pH, pOH kavramı nasıl ortaya konulmuştur? Biraz önce gördüğümüz gibi rakamlar hep 10 üzeri eksi 7 ile 10 üzeri eksi ikili, 10 üzeri eksi 14'e kadar bu rakamlar e, ilerlemektedir. Bunlarla işlem yapmak da zordur. Hatta söylenmesi bile oldukça zordur. Bu sebepten dolayı e, kimyacı, bir tane kimyacı adı Soren, Sorensen e, buradaki üstü sayılardan kurtulmaya çalışmıştır ve bu sayılardan kurtulmak için bu sayıların negatif logaritmasını almıştır. Negatif logaritmalar alındığı takdirde tam sayılar oluşmuştur. Bu oluşmuş olan tam sayılara biz pH adı veriyoruz. Yani hidrojen iyonunun derişiminin hidrojen iyonunun derişiminin logaritması, negatif logaritması al alındığı durumda bir pozitif değer ortaya çıkmaktadır ve pH hesabı yapılmaktadır. Eğer o oh eksi logaritmasını alırsak bu durumda da pH oluşacaktır. pH ve pOH arasındaki ilişki zaten önceden de bilinir. İkisinin toplamı pH ve pOH arasında daima e, ikisinin toplamı arasında 14 e, olması gerektiğini biliyoruz. K suda bu işlem nasıldı? K suda 1 e, çarpı 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre buradaki derişimlerinin çarpımı bir bu buna eşit olması gerekirdi. Nötr de 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 idi. Tabii ki bu değerler asitlik ve bazlığa göre değişebilmekteydi. Yani sonuç olarak pH ile pH'nin toplamı daima 14'tür. Şimdi logaritma diyoruz. Logaritma dediğimiz zaman biraz öğrencilerimiz ürkmektedir. Fakat ürkecek hiçbir şey yoktur. Çünkü bunların hesabı çok kolay bir şekilde yapılır. Siz de e, bu hesaplara kolay bir şekilde alışırsınız. Örneğin logaritma 10 üzeri, ek, 10 üzeri x ise buradaki x doğrudan cevabımız olacaktır. Eksi logaritma dediğimizde ise bu eksili olarak çıkacaktır. Eksi logaritma 10 üzeri eksi dediğimizde tekrar bu x şeklinde çıkar. Yani bir tane ilave yapalım. Bizi en fazla ilgilendiren olay eksi logaritma 10 üzeri eksi x dediğimizde onun cevabı tekrar x olarak çıkacaktır. Logaritma x çarpı y bulunabilmesi için ikisinin logaritması tek tek alınır ve toplanır. Logaritma x bölü y dediğimizde ise bu logaritmaları tek tek birbirinden çıkartırız. Bu önemlidir arkadaşlar. Logaritma 1 0 vermektedir. Logaritma 10 yani şunun üzeri 1 olacağı için de o 1 olarak çıkacak. Logaritma x y eksi logaritma x hesabı yapılırken bu hesabı çünkü yapacağız. Ne yapıyoruz? Bunları ayrı ayrı topluyoruz. Eksi logaritma x artı eksi logaritma Y şeklinde alınacaktır ve bu şekilde hesaplama yapılacaktır. Evet, tekrar pH 7 olduğu durumlarda hidrojen yolu derişimi o OH yolu derişimine eşittir ve çözeltimiz nötr haldedir. Asidik çözeltilerde pH değeri 7'den küçüktür. pH değerinin 7 küçük ol 7'den küçük olması demektir. Yani derişiminin 10 üzeri eksi 7'den daha büyük olması anlamına gelmektedir. pH'ının 7 büyük, 7'den büyük olması, e, pH'ın 7'den büyük olması, pH'ın 7'den küçük olması, o arşiyonun derişimi de 10 üzeri eksi 7'den daha büyük olması gerektiği anlamına gelir. Daima pH ve pH'ın toplamı 14 olduğunu belirttik. Buradaki grafikte aynı şekilde 25 santigrat derecede. Örneğin 14 pH 14 olan bir çözeltinin pOH'ı sıfırdır. Yani şu sıfırdan pH'larımız, pOH'larımız sıfırdan başlar. pOH'ı sıfır olan bir madde aşırı derecede baziktir. pH 12 olduğu durumda pOH 2'dir. pH 7 ise pOH da 7'dir. pH 2 olduğu durumda da görüyoruz ki pOH 12'dir. En asidik maddemizin pH'ı 0'dır. pH 0 iken pOH da 14 olacaktır. Diğer yanda bir alıştırmamız var. Bu alıştırmamızı yapalım. Etkinlik. Hidrojen yolu derişimi 10 üzeri eksi 5 olan çözeltinin pH değeri kaçtır? Dedik ki pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen veya hidronyum yonlarının derişimidir. Burada bu eksi logaritma 10 üzeri eksi 5 demektir. Şimdi korkacak hiçbir şey yok. Eksi ile eksi birbirini götürür. Yani sadece 5'i e alıyoruz arkadaşlar. pH değerini 5 olarak buluyoruz. O OH yonun derişimi 10 üzeri 8 olan çözeltinin pH değeri kaçtıdır? Aynı şekilde P O -H eşittir. Eksi logaritma O iyonlarının derişimi yani eksi logaritma 10 üzeri eksi 8. Eksi ile eksi birbirini götürür. Cevabımız 8 olur. Gayet kolay bir şekilde. Hidrojen yolu derişimi 10 üzeri eksi 2 ise 10 üzeri eksi 2 neyimiz var? Hidrojen yolu. Bu pH'ın 2 olacağı anlamına gelir. Fakat çözeltinin pHı bize sorulmuştur. pOH 12'dir. OH yolu derişimi 10 üzeri eksi 7. Çözeltinin pH değeri. OH verilmiş, yine pH sorulmuş. Ne yapıyoruz? 10 üzeri eksi 7 olduğuna göre 7'yi alıyoruz. Hidrojen yonu derişimi 10 üzeri eksi 1 olan çözeltinin pH'ı kaçtır? Hidrojen yonu pH. Demek ki ne yapıyoruz? 1'i aldık. OH yonu derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olan çözeltinin pH değeri kaçtır? Bakın dikkat ediyoruz. OH verilmiştir. OH verildiğine göre POH'ı önce hesaplarız. POH 1 olur. POH 1 ise pH artı pOH zaten 14 olmak zorundaydı. Buraya ne gelecektir? 13 gelecektir. Her zaman 0 ile 14 sınırlar arasında kalması gerekiyor pH'ın veya pOH'ın. Hidrojen yolu derişimi 1. 1 ise 1 molar bunun anlamı pH 0 olur. O H yolu derişimi 0, 1 molar olan çözeltinin pOH değeri sorulur. Yani bunu Üstlü sayı şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Bunun eksi logaritması da alındığı takdirde sonuç 1 olacaktır. Buraya 1 yazdık. Evet, yani alıştırmamızı yaptık. Bunları artık kolay bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum. Alttaki tablo yine güzel bir alıştırma. Alıştırmamıza bakalım. Evet neyimiz var? Tek bir bilgi var. Bu bilgi doğrultusunu diğer kutucukları doldurmamız gerekiyor. Hidrojen yonu derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğuna göre hidrojen yonundan pH'i çıkartabiliriz. pH 4'tür. Yani doğrudan 4, rakamı verir. pH 4 ise pOH da 10'dur. 10 ise OH yonu derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak çıkar pH'ı 4 olan bir madde asidik özellik gösterecektir. Y maddesi ile ilgili OH iyonu derişimi verilmiştir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. E, logaritma 2. Gördüğünüz gibi logaritma 2 verilmiştir. Çünkü buradaki rakam 1 olmadığı için logaritma 2 hesabı yapılması gerekir. Hesabı yapalım. Bu hesap şu şekilde. Logaritma yani şöyle diyoruz. POH eşittir. Eksi logaritma 2 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir. Buradan POH'ı bulmak için eksi logaritma 2 artı eksi logaritma 10 üzeri eksi 7 dememiz lazım. Yani 7 burası 7 çıkarken Logaritma 2 de eksi 0.3'tür. Yani sonuç bu durumda. Şurayı silelim. Doğrudan sonuca bakalım. 6.7 olacaktır. Logaritma 2 pozitif olarak çıkar. 0.3. Logaritma 10 üzeri eksi 7 de zaten pozitif çıkacaktır. 7 eksi 0.3'ten 6.7 çıkar. Gördüğümüz gibi bu 6.07 ise 14'ten 6.7'yi çıkartıyoruz. Cevabımız 7.3'tür. 7.3, 7'yi aşmışız. 7'yi aştığımız takdirde çok zayıf bir bazdan bahsetmiş olacağız. Yani kanımız 7.4 pH'a e sahiptir. Bunun çok çok miniminlercik bir farkı var. Ve geldik hidrojen yonu derişimi. 5 çarpı 10 üzeri eksi 8. İkisinin çarpımı zaten ne verecektir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'ü verecektir. pH'ın 11 olduğu durumda pH'ımız 3'tür. pH 3 ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 derişime sahiptir. OH yonun derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Asidik bir çözeltimiz var. pH'ın 0 olması demek çok güçlü bir asidin var olduğu anlamına gelecektir. pH'ımız 14 olur. O yön derişimi eksi 14 buradaki derişim 1'dir. Bu tabloyu daha önce de görmüştük ama artık hatırlamanız mümkün değil. Yani burada bir skala var. Bu skala 0-14 arasında değerler almaktadır. Bu renkler neyi gösterir? Ee, laboratuvarda size pH kağıtları vermiştim. Bu pH kağıtlarıyla bazı ölçümler yapmıştık lise 2'de. Farklı farklı renkler oluşmuştu ve bir katop üzerinde bu renkleri kıyasladığımızda ne tür bir pH ortaya çıktığını tespit etmiştik. Burada çok güçlü olan akü asidimiz vardı. Akü asidi sülfürik asit olarak adlandırmıştık. Küçük hatırlatma yapalım. Yani TET olarak çünkü bize gerekiyor. Sülfürik asit, saç yağı güçlü bir asittir. Akü asidi olarak kullanılır. Mide asidi, mide asidi de hidroklorik asittir. O da aynı şekilde oldukça güçlü bir asittir. Bir, bir buçuk arasında değerlere sahiptir. Limonumuz, sitrik asit. Bakın oldukça kuvvetli bir asit. pH'ı 2'dir. Soda, sodanın içerisinde karbonik asit var. Domates, kahve, süt bunlar artık biraz daha asitliği azalmış olan maddelerdir. Süt, sütün içerisinde biliyoruz ki özellikle ekşimiş sütün içerisinde laktik asit mevcuttur. Saf su artık tamamen nötr'dür. Bakın yeşil renk oluşmuştur. Kana geldiğimizde kan 7.4'tür aslında. 8 olarak burada gösterilmiştir. Zayıf bir bazik özellik gösterir. Yumurta akı Antrasit ilaç, antrasit ilaç genelde mide rahatsızlıklarını gidermek için kullanılan bir asittir. Mide asidi zaten bildiğiniz gibi pH'ı 1,5 olduğuna göre bazik bir şey kullanılması gerekiyor. Sabun bazik özellik gösterir, çamaşır suyu, lavabo açıcı, lavabo açıcı nedir? Sodyum hidroksittir. Ee, oldukça güçlü bir asit ve lavabo açıcı ile uğraşırken dikkat edilmesi gerekiyor. Yani sodyum hidrooksit olarak adlandırdığımız maddedir. Sorulara geçelim. Oda koşullarında o OH aşyonu derişimi 10 üzeri eksi -10, 10, olan bir çözelti ile ilgili. Hidrojen yonu derişimi 10 üzeri eksi 4'tür. İkisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olacağı için doğrudur. Mavi turnusu o kağıdın rengini kırmızıya çevirir burada görüyoruz ki pH 4 olacaktır. pH 4 olduğu durumda yani 7'den küçük olduğu durumda asitten bahsediyoruz. Bazılarla reaksiyon verecektir. Bazılarla nötrleşme tepkimeleri verir. 3 kabın içerisinde farklı derişimde maddeler konulmuştur. pH değerlerini kıyaslamasını yapacağız. pH hesapları yapalım. pH hesabı yaparken ne yapıyorduk? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 olduğuna göre buradaki pH'ımız 3 çıkacaktır. O OH 10 üzeri eksi 1 ise buradaki pH 1 ise pH'ımız bu durumda 13'tür. Ve hidrojen yolun derişimi 10 üzeri eksi 12 ise buradaki pH'ımız 12 yapacaktır. Bunların sıralaması en büyük pH ikinci kab kabımızda var. Sonra üçüncü kapta ve en küçük pH yani en asidik olan birinci kabımız olur. 25 santigrat derecede 25 santigrat derecede sulu çözeltiler için hangisi yanlıştır? pH 7 olduğu durumda nötr. Bir çözeltiden bahsediyoruz. Çarpımları, hidrojen ve OH yonları derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Hidrojen yonu derişimi OH yonu derişiminden büyük olduğu durumda POH 7'den küçüktür. Yani bu arkadaşlar doğru değil. Hidrojen yonu derişimi daha büyük olduğu durumda e, POH'ı bir bakalım tekrardan şu şekilde yazalım. Hidrojen yonu derişimi e, örneğin ne olsun? 8 olsun. Burası 8 olsun. Burası da 6 olsun. pOH'ı bu durumda bunun nedir? 6'dan küçükmüş. Evet. E, o zaman bu doğru olacaktır. pH 7'den büyükse bazik karakterlidir. Hidrojen ve OH yolu derişimi birbirine eşittir. 10 üzeri eksi 7 yapar. Bir bakalım. E, C'miş arkadaşlar. Yani pH 7'den e, küçük olduğu durumlarda e, asidik karakter söz konusudur. Örnek 4'ü inceleyelim. Örnek, ör, örnek 4'te A noktasında pH 7'den büyüktür. A noktasında pH 7'den büyük müdür? Yani şuradaki rakam neyi gösterir? O arşında daha fazla derişimde olduğunu gösterir. Yani hidrojen yonu derişimi o arş yonu derişiminden daha daha ne oluyor? Daha fazla oluyor. A noktasında pH 7'den büyüktür. A noktasında tekrar bakalım hidrojen yonu derişimi daha fazladır. Hidrojen yonu derişimi daha fazlaysa o zaman bu pH 7'den küçük olmalıdır. B noktasında hidrojen ve OH yonu derişimi 14'tür. Yani ikisinin değerleri zaten aynıdır. C noktasında çözelti kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar. Şimdi ee, şuraya baktığımızda bu rakam gitgide ne olmuştur? 10 üzeri eksi e, 8 hale geldi örneğin. 10 üzeri eksi 8 hale geldiği durumda e, turnusol kağıdını maviye boyayacak mıdır? Boyacaktır. Maviye boyar. Çünkü orada bazik karakter daha fazla göz, gözlemlenmiş olur. sorumuzda oda koşullarında bulunan çözeltilerimiz var. Bu çözeltilerin içerisine farklı maddeler konulmaktadır. Birinci çözeltimiz baziktir. İçerisinde saf su konuldu. Saf su, konulduğu takdirde o OH aşiyonu derişimi ne yaptı? Azaldı. O OH aşiyonu derişim azaldığı takdirde bunun pH'ı azalmış olacaktır. İkinci çözeltiye KOH ilavesi yaptık. KOH ilavesi yaptığımız takdirde Burada bir nötrleşme tepkimesi söz konusudur. Nötrleşme tepkimesinde hidrojen yonu OH yonlarıyla tepkimeye gireceği için hidrojen yonunda azalma meydana gelecek. O zaman pH'ta artma söz konusudur. Bu deneyi ise daha önce yapmıştık ve ayrıyetten senin başında sodyumun saf su ile ilgili tepkimesini incelemiştik. Sodyum suyla birleştiği durumda Oluşan madde sodyum hidroksittir. Bunun yanı sıra hidrojen gazı ortaya çıkacaktır. E, sodyum hidroksit oluşuyorsa yani OH yonu derişimi sıvının içerisinde artacağı için pH artmış olur. Oda koşullarında bir asit çözeltisindeki hidrojen yonu derişimi hangisi olamaz? Dedik ki bu ıı, asitlerden bahsettiğimize göre derişim 10 üzeri eksi 7'den daha büyük bir değer olması gerekir. Daha büyük bir değer dediğimizde şurası daha küçük anlamına geliyor. 10 üzeri eksi 9. O yüzden cevabımız edirne olacaktır. POH1, PH6 olduğu durumlarda hangileri doğru olur? O da koşullarında e, bulunuyoruz. O OH yonu derişimi daha fazla hidrojen yonu derişiminde. POH 1 ise burada 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 o OH yonları derişimi bulunmaktadır. Elektriği tabii ki iletecektir çünkü içerisinde hidrojen ve OH yonları bulunur. Asidiktir. Asidik midir? Bu çözeltide pH daha büyük olduğu için asidik değildir çözeltimiz bazik olur. Ee, bir sonraki füyü bir sonraki videoda, videoda anlatalım.